Merhaba, Nereye Gidiyoruz'a hoş geldiniz. Ben Samet Karagöz, Nagihan Haliloğlu ile beraber bu programda Ali Şükrü Çoruk hocamızı misafir ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Teşekkür ederim. Bu yıl 2022 yılı Marcel Proust'un vefatının 100. yılı olarak çeşitli etkinliklerle anılıyor. Biz de bu vesileyle Marcel Proust'u masaya yatırmak istedik. Ali Şükrü hocamızı davet ettik. Hocam ilk soruyu ben müsaadenizle sormak istiyorum. Proust neden önemli? Proust pek çok açıdan önemli. Bir defa roman alanında, dünya edebiyatında önemli bir aşama kabul edilir. Romancılığıyla, roman tarzıyla yazdığı o magnum opus diye nitelendirebileceğimiz Kayıp Zamanın İzinde romanıyla hem Fransız edebiyatında hem de dünya edebiyatında önemli bir aşamadır. Önemini açacak olursak Lütfen. Proust ne getirmiştir? 19. yüzyıl romanından farklı olarak 20. yüzyıl romanına zamanı kullanma biçimiyle, romanda zamanı kullanma biçimiyle önemli bir değişikliğe gidildiğini görüyoruz. 19. yüzyıl romanı Nagihan da bilir. Lineer zaman üzerinden yürümüştür. Yani geçmiş söz konusu edilmez. Proust'ta ise tamamen şimdi de geçmişin tekrar inşası söz konusudur. Yani Proust hafıza üzerinden, geçmişte yaşadıkları üzerinden sanatını ve romanını biçimlendirir. Bu geçmiş dediğimiz çocukluğa dayanan bir geçmiştir. Çocuklukta yaşadıklarını ileriki yıllarda bir olay neticesinde bir adeta aydınlanma yaşatacak, kendine bir aydınlanma yaşayacak şekilde hatırlaması suretiyle yazmaya başlamış ve dediğimiz gibi o önemli eseri meydana getirmiştir. Bu eser 1913 ile 1927 arasında kaleme alınmış, yazılmış ve basılmıştır. Kendisi öldükten, vefat ettikten sonra da yayınlanmaya devam ettiğini görüyoruz. Çünkü 22'de Evet, vefat 22'de ediyor. vefat 27'ye ediyor. kadar o yayınlanma süreci devam Devam ediyor. ediyor. Bitirdiği Ben de o eser. zaman şeyi sorayım. Yani bu hani savaş sırasında da yazılmış olması bunun 1913'te dediniz değil mi? 1913. De başlıyor. Yani bu yazımı nasıl etkiliyor? Savaşın getirdiği o ekstra bir nostalji mi var eski günlerin kaybıyla alakalı? Tabii o nostaljiden de düşünülebilir. Çünkü o savaş, Birinci Dünya Savaşı öncesinde yazmaya başlıyor ama savaşta da yazmaya devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı aslında Avrupa'da bütün değerleri de alt üst ediyor. Özellikle burjuva değerlerini alt üst ediyor. İnsanlığın ilerisi geleceğine yönelik umutları da azaltıyor. Çünkü 19. yüzyıl modernliği dünyayı cennete çevirme mottosuyla yola çıkmıştı. Fakat gelinen son nokta dünyayı ortadan kaldıracak bir aşamayı temsil ediyor savaş. Bir dünya savaşı ve o zamana kadar hiç yaşanmamış bir savaş. İnsanların tabii zihinlerinde geleceğe yönelik bir takım soru işaretlerini de ciddi bir şekilde uyandıracak. Zaten savaş sonunda da dünya eskisi gibi olmayacaktır. Proust'u nasıl okumak lazım? Çünkü Proust'u çok hacimli bir eser. evet. Yani Kayıp Zamanın İzinde. Başlayıp da bitiremeyenler büyük çoğunlukta. Çoğunluğumuz. Yani çoğunluğumuz. Çok zor bir metin. Yani bahsettiğiniz gibi o işte geçmişten bahsetmesi, karakterlerin çokluğu, okur olarak bizi zorlayan bir metin. En azından beni zorlayan bir metin. Özellikle 21. yüzyılda biz bugün çok daha dağınık bir hayat yaşadığımız ve bir şeye odaklanmakta daha zorluk çektiğimiz için o kadar hacimli bir eserde insan ister istemez araya başka şeyler girince daha kopabiliyor metinden. Nasıl okumamız lazım? Sabırla okumak gerekiyor. Bir defa onu söyleyeyim. Yani büyük eserlerin kaderidir bu. Yani büyük eserler toplumun geniş kesimlerine hitap etmezler. Yani onun özellikle modernist metinlerin toplumda alıcısı yahut muhatabı bellidir. Herkes
gibi biz de yani Proust'u zor okuyoruz. Nihayetinde elimizde orijinali 4000 sayfayı aşan bir eserle, 7 ciltlik bir eserle karşı karşıyayız. Bununla beraber okunması gereken bir yazar olduğunu, insanı tanımak anlamında, yani insanı tanımak, evet Proust bir Fransız yazar, Fransa'da yaşamış insanların hayatını ele almış. Bununla beraber evrensel anlamda insanı anlayacak, anlamamıza yardımcı olacak çözümlemeler, ruh çözümlemeleri, psikolojik çözümlemeler romanda söz konusudur. Dolayısıyla psikoloji bilimine de hizmet eden bir yazar, psikologların da yararlanacağı bir yazardır. Dolayısıyla yani roman insanı anlatma sanatıdır. İnsanı anlatma ve tanıma okuyucu açısından sanatıdır. Dolayısıyla insanı anlamak, tanımak ve romana bu şekilde yaklaşmak istiyorsak, romanla ilgili düşüncelerimiz bu zemindeyse Proust'u sabırla okumak gerekir. Okuduktan sonra da elbette bizim hayatımızda bir takım değişiklikler yaratacaktır. Zaten birçok büyük romancıyı okuduğumuzda Dostoyevski'de de, Tolstoy'da da bazen, yani o evet. insanı anlattığı için ve onlar bize ileride karşılaşabileceğimiz zorluklara bizi hazırladığı için aynı zamanda o romanlar. Çünkü o kahramanların, o romanda anlatılan olayların bir benzerinin başımıza gelmeyeceğinin garantisi yok. Evet. Bu hani romanların sizin de dediğiniz gibi insanı tanıma ve insana bir nevi hazırlık yapma imkanı da sağlayan sadece edebiyat severlerin değil, farklı disiplinlerden insanların da sadece sözel alanlarda değil, sosyologların, psikologların değil, aynı zamanda matematikçilerin de, fizikçilerin de, kimyacıların da mutlaka okumaları gerektiğini Kesinlikle. Düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani roman yahut edebiyat sadece edebiyatçılara bırakılacak yahut edebiyat severlere bırakılabilecek bir aktivite değil. Az önce de söylediğimiz gibi yani bütün insanlara hitap eden, insanların hayatlarında değişiklik yapmaya aday metinlerden, bir sanat dalından bahsediyoruz. Siz ancak güzel bir noktaya temas ettiniz. İleride karşılaşabileceğimiz bazı ruh durumlarına biz pek çok romanda görebiliriz ve şunu diyebiliriz. Daha önceden bunu okumuştum. Daha önceden bu mesele karşıma çıkmıştı dediğinizde o meseleyi aşma noktasında size ciddi anlamda bir katkı sağlamış olacaktır. Biraz aslında o zaman Proust'un kendisinden mi bahsetsek? Yani bu kadar fazla kişiliği, o zaman Fransa'da yaşayan insanları sadece o zaman değil, işte geçmişte de bir önceki jenerasyonun işte o büyüklerinin hikayelerini falan bu kadar fazla insanı tanıma fırsatını nasıl buluyor Proust? Proust tabii yaşadığı çevrenin kendisine sağladığı imkanları kullanıyor. Bir defa Proust bir burjuva çocuğu. Yani Proust'un eserinde evet evrensel insanı anlayabilecek noktalar söz konusu ama bu veriler yani insanı anlama noktasında bize sunduğu veriler bir sosyete çevresinden, sosyeteye mensup insanlar üzerinden veriliyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Evet Proust hafızasından ve hatıralarından hareket ediyor ama sanat eserinde olmazsa olmaz bir unsuru da ihmal etmiyor. Mesela eserde yer alan isimlerin çoğu kendi verdiği isimler. Gerçekte başka isimlerle anılan ama Proust çeşitli sebeplerle o isimleri değiştiriyor. Hatta yer isimlerini de değiştiriyor. Combray diye bir yer uyduruyor. Yani bugün Fransa'da coğrafya kitaplarında böyle bir yer yok. Ama Proust bir yerin ismini değiştirerek Combray haline getiriyor. Peki bunun araştırması yapılmış mı? Bütün isimler kime tekabül ediyor? Bu Combray nereye tekabül ediyor? Bunlar araştırması yapılmıştır tabii. Combray'in Ilye denilen bir yere karşılık geldi. Proust araştırmacıları tarafından ile getiriliyor. Tabii bunu yapması gerekiyor. Çünkü eğer tamamen hatıralarını yazmış olsaydı ve reel anlamda
isimleri esere taşımış olsaydı bu sefer hatırat olacaktı, roman olmayacaktı. Yani sanatçı onu yeniden yaratmak durumundaydı. Ha şunu da unutmamak gerekiyor. Proust'un anlattıklarının hepsi gerçekten oldu mu? Bazıları hayal yahut rüya şeklinde esere yansımış olabilir mi? Bunların da araştırılması lazım. Çünkü sanatçılar bazen rüya ile realite arasında yaşayan sanatçılar bazen rüya ile realiteyi karıştırabiliyorlar. Bunu pek çok biz romancıda görürüz. Bu karıştırması da iyi eserlerin ortaya çıkmasına da sebep olabiliyor. Dolayısıyla bir okuyucu Proust'u okurken yahut edebi bir eseri okurken işin bu tarafını ihmal etmemeli. Zaten romanın en ünlü sahnelerinden bir tanesi de o uykuya dalma anı. O zaten o yaratıcılık, roman nedir, gerçek nedir, rüya nedir tam o noktada zaten şey yani karşılaştıkları bir nokta yani gerçeklikle rüyanın. O yüzden geri kalanının da işte rüya mıdır artık, gerçek midir? Bu sadece Proust'ta değil. Pek çok yazar için, modernist yazar için özellikle düşünebiliriz. Bu realite ile hayalin birbirine karıştırması. Ama sanat açısından, okur açısından büyük bir kazanç olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Proust büyük ve önemli bir yazar. Bu illaki Türk edebiyatına, Türkiye'ye de etkileri olmuştur. Evet. Proust'tan en fazla etkilenen Türk yazarlar kimler? Tabii Proust hem dünya edebiyatında hem Türk edebiyatında ya Türk yazarlar üzerinde etkili olmuş bir şahsiyet. Proust'tan direkt olarak etkileyen, yani Proust'a seven, Proust'tan etkilenen en önemli yazar olarak Abdülhak Şinasi Hisar'ı söyleyebiliriz. Abdülhak Şinasi Hisar'ın eserlerinde de özellikle çocukluğa bir dönüş arzusu, çocukluğu adeta şimdiki zamanda yeniden yaşama arzusu söz konusudur. Proust'un bir tabiri vardır, mazi cenneti diye. O mazi cenneti Abdülhak Şinasi'de de birebir karşımıza çıkmaktadır. Yani her şey, her güzel şey geçmişte kalmıştır. Bunu tekrar yaşamanın imkanı yoktur. Dolayısıyla insan geçmişi hatırlayarak hayatının bundan sonraki kısımlarını daha anlamlı, daha güzel bir şekilde yaşayabilir yaklaşımından hareket ediyorlar. İşte Selim İleri'yi söyleyebiliriz bu noktada. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerindeki bazı bölümleri bir bütün olarak bir şey, değildir. Bir şey soracağım orada. Yani hani bu geçmişle yani geçmişe geri dönme falan dediğiniz ve zamanla alakalı meselelerde Türk Edebiyatı'nda Ahmet Hamdi Tanpınar geliyor aklımıza. Evet. Peki kendisi söylüyor mu ben Proust'tan etkilendim diye? Yani biz onu tabii Tanpınar'a ait bir şey olduğunu düşünmek istiyoruz çünkü. Şimdi aslında böyle bir zorunluluk yok. Evet. Yazarların kimlerden etkilendiğini, tabii, kimleri daha çok sevdiğini söyleme zorunlulukları yok. Ama biz bunu eserleri mukayese ettiğimizde araştırmacılar o sonuçlara ulaşabiliyorlar. Proust, Tanpınar'ın da sevdiği yazarlardan bir tanesi. Hatta mektuplarından birisinde 1932 yılında, yani Proust'un eserinin yayınlanmasından 5 sene sonra, hı, Ankara'da öğretmenlik yaparlarken Nurullah Ataç başta olmak üzere öğretmen arkadaşlarıyla Proust tartışmaları ve münakaşaları yaptıklarından bahseder. Zaten geçmiş karşısındaki, bütün romanlarında görürsünüz onu, geçmiş karşısındaki, hafıza karşısındaki tavrı da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın karşımıza çıkmaktadır. Yani Proust etkisini onda görmek mümkün. Ama bütünüyle Ahmet Hamdi Tanpınar Proust tarzında yazmıştır diyemeyiz. Çünkü Proust çocukluk hatıralarını şimdi de yeniden inşa eden bir yazar ve elbette bunu sanat eseri şeklinde okuyucuya sunan bir yazar. Tanpınar'ın eserlerinin bazı yerlerinde çocukluğa, başta huzur romanı olmak üzere çocukluğa göndermeler yaptığını, çocukluk yıllarını yeniden inşa ettiğini görmemiz mümkün. Ama Abdülhak Şinasi Hisar doğrudan doğruya bir Proust etkisinde bir yazar olarak değerlendirmemiz mümkün. Başka peki Selim İleri dediniz. Ondan nasıl? Selim İleri'nin eserlerinde de gördüğümüz üzere hep ister kurmaca
mantığıyla hareket etsin, ister gerçek olaylardan hareketle eserlerini yazsın, pek çok eserinde Proust etkisini görmemiz mümkün. Hatıralara, hafızaya yer vermesi ve yine mazi cenneti mantığıyla hatıralara, geçmişe yer vermesi açıkça Proust tesirini bize göstermektedir. Neden hafıza ya da mazi bu kadar önemli? İşte isterseniz o konuyla lütfen konuşalım. Modern zamanlarda ve modern edebiyatta hiç olmadığı şekliyle hafıza, geleneksel dönemde hiç görülmediği şekliyle hafıza önem kazanıyor. Geçmiş, mazi, her alanda, siyasi, sosyal, insani olsun, her alanda bir değer kazanıyor ve hatta insanların hayatını yönlendiriyor. Bunun sebebi ne olabilir? İşte onun üzerinde de düşünmemiz gerekir. Yani hiç olmadığı şekliyle hafızanın bu kadar önemli bir hale, bir sorunsal hale gelmesinin sebebini de moderniteyle beraber düşünmek gerekiyor. Moderniteyi tanımlarken müphemiyet kavramını da kullanıyoruz. Belirsizlik. Şimdi geleneksel insanın hayatı daha çok kendisinden önce oluşturulmuş kurallarla ve kaidelerle belirlenmiştir. Ve kimse onları, kuralları ve kaideleri sorgulama gereği duymaz. Yani bir ailede bir çocuğun ileride ne olacağı aşağı yukarı bellidir. Kız çocuksa evlendirilecektir. Erkek çocuksa büyük ölçüde babasının işini devam ettirecektir. Ama modernitede böyle bir şey yok. Modernitede artık gelecek tasavvurlarında geleneğin kuralları geçerli değil ve bir müphemiyet. Elbette bu müphemiyet olumlu sonuçlarda ortaya çıkarabilir, olumsuz sonuçlarda. Geleceğin bu belirsizliği insanlarda günümüzde de dahil olmak üzere bir tedirginlik oluşturuyor. Geçmiş bizim kontrolümüzde olan, yaşanmış zamanlar bizim kontrolümüzde olan zamanlardır. Onlara nüfuz edebiliriz. İstediğimiz gibi kullanabiliriz. Ama geleceğe şekillendirme imkanımız yok. Onun ne getireceği belli değil. Dolayısıyla o geçmişin güvenli liman olması, gelecek hakkında belirsiz düşüncelere sahip olan insanlara bir güvenlik alanı sağlıyor. Bir de tabii ne kadar geçmişe baktığınızla orada doğrudan orantılı olabilir. Yani evet. Bir yazar, bir kişi kendi çocukluğuna da dönüp bakıyor olabilir. Evet. Ya da mesela 100 yıl önceye de, 200 yıl önceye de bakıyor olabilir. Evet. Yani o geçmişi yüceltme dediğimiz şey tabii, toplum için de olabilir. Yani. Çeşitli sebeplerle, yani siyasi sebeplerle, sosyal sebeplerle, dini sebeplerle. Mesela dini sebeplerle bizim Türkiye'de yahut İslam aleminde en ideal geçmiş asr-ı saadet. İşte siyasi Osmanlı için düşünecek olursak, Osmanlı'nın modernleşme dönemine kadar ideal dönem, geçmiş olarak vurguladığı, öne çıkarttığı dönem Kanuni dönemi. İşte bugün siyasi hareketlere baktığımızda bir partinin yahut bir ideolojinin ideal geçmişi 30'lu 40'lı yıllar olabiliyor. Yani altın çağı olarak nitelendirdiği zamanlar olabiliyor. Tabii sadece birey olarak insana ilgilendiren değil, toplum olarak da, toplumsal hafıza olarak da geçmişe bu türlü bakmak mümkün. Peki o zaman biraz, şimdi hepimiz okuyamadık malum, bir içeriye dair biraz konuşmak istiyorum. En başını nasıl başlıyor romanın? Yani tabii oradan Madlen'e girmenizi isteyeceğim tabii ki oraya doğru. Şöyle bir akalım birinci akışıyla. Şimdi romanın birinci cildi 1913'te yayınlanan Sıvanların Semtinden başlığını taşımaktadır. Ve Proust'un çocukluk dönemini anlatan, çocukluk dönemine giriş yaptığı bölümdür. Tabii Proust burada bu hafızayı yeniden keşfetmesini de okurla paylaşıyor. Bu nasıl olmuştur? Bu bir akşam annesi ona bir çay yahut ıhlamur, kendisi müzmin bir astım olduğu için
çay ve ıhlamur ve yanında bir kurabiye getiriyor. Proust o kurabiyeyi tattığında halasına yaptığı ziyaretlerde halasının kendisine ikram ettiği kurabiyeyi hatırlıyor. Ve kurabiye etrafında yani tat hafızası ışığında bütün çocukluğu, bütün yaşadığı olaylar bütün canlılığıyla ve tekrar yaşanıyormuş gibi zihninde canlanıyor. Ve romanın çıkış noktasında da bu aydınlanma, bu canlanma gerçekleştiriyor. Yani dolayısıyla bir hafıza nesnesi olarak kurabiye romanın yazılı sebebi haline geliyor. Bu herkes için geçerli olabilir. Yani insanın çocukluğu bugün de böyledir. Yani hayatı çocukluğun tefsiri şeklinde anlatan psikologlar var. Yani her şey çocuklukta yaşanmıştır. İleriki yıllarda yaşananlar doğrudan doğruya çocuklukla bağlantılıdır şeklinde. Bizim için de geçerli. Yani biz de mesela modern insanlar, modern zamanın insanları olarak ne kadar zor şartlar altında yaşamış olsak da çocukluğumuzu özlüyoruz. Öyle değil mi? Yani bugünün şartlarına sahip, bugünün çocuklarının sahip olmadığı şartlarda yaşadık, yoksun olarak yaşadık. Fakat bütün o bolluk içerisinde, bütün o rahat ve konfor içerisinde yine özlediğimiz bir çocukluk var. Bir çocukluk dönemi var. Tekrar o günlere geri dönme arzusu söz konusu. Yani bu biraz da elbette az önce söylediğim müphemiyet kavramından da kaynaklanıyor ama çocukluk bizi hiçbir zaman bırakmıyor. Bir şekilde bizimle yaşamaya, bizim hayatımızı yönlendirmeye devam ediyor. Elbette çocuk gibi yaşamıyoruz ama çocuklukta edindiğimiz tecrübeler, izlenimler bizim karakterimizin şekillenmesine ve hayatımızın nasıl olması gerektiğine yön veriyor. Yani roman çok böyle içe dönük. Yani insanı içsel kendisine döndüren ama hani roman olarak da çok fazla işte bütün dünya edebiyatlarını etkilemiş bir yerde. Ama şöyle bir sorun yok mu yani hani Fransa halkı hakkında ne diyor? Yani Fransa devleti hakkında ya da politik olarak bir şey söylüyor mu? Bize bir şey söyle hayat şöyle yaşanmalıdır gibi bir şey söyleyebiliyor mu peki bize? Bu siyasi bir yazar değil ama her yazar gibi ister bireysel planda meseleleri ele alsın, insan üzerine odaklansın, elbette yaşadığı çağdan ayrı olarak düşünmek mümkün değil. Ama bu yaşadığı dönem Fransa'sının siyasi gelişmeleriyle alakalı açık bir izahat yahut değerlendirme söz konusu değil. Ancak okur onu yazdıkları ışığında Proust'un yaşadığı çağla ilgili siyasal anlamdaki değerlendirmelerini yani bunun dışında mesela gazete makalelerinden falan böyle bir destek alıp acaba böyle bir şeye varabilir miyiz? Tabii onu işin uzmanına sormak lazım. Yani Fransız da bu bütün olarak Proust üzerine çalışmış. Sizin de söylediğiniz gibi gazete makalelerini de işin içerisine katarak ancak böyle bir sonuca ulaşabiliriz ama benim bildiğim Proust kendisini tamamen saf edebiyata vermiş bir kişi. Yani çocukluğundan itibaren kendisini edebiyata hazırlamış. Ve başarısı da 1913'ten sonra bu başarıyı elde etmiş dediğimiz kayıp zamanın peşindeyle beraber. Babası onun kariyer yapmasını istiyor Erbaba gibi. Kariyer yapmasını istiyor. Yani önemli görevlerde bulunup. Kariyerden kaçma yolu mu yazarlık? Evet. Fakat Proust hiç orada değil. Yani Proust tamamen çocukluğundan beri içe dönük ve edebiyatla ilgilenen, yani içindeki boşluğu edebiyatla doldurmaya çalışan bir yazar. Ve babasının düşüncelerinin, kendi üzerindeki düşüncelerinin aksine hareket ediyor.
Proust olmasına da biraz buna borçlu. Annesi çok destek veriyor ona girdiği yolda. Yani edebiyat yolundaki çalışmalarda annesinden büyük bir destek gördüğünü söyleyebiliriz. Zaten annesi ona da yüklü miktarda bir miras bırakacaktır. Onu diyecektim yani. Değirmenin suyu nereden yani, geliyor değil mi? O kadar sera bir şey yapmadan bunu nasıl yazıyorsun yani? Şimdi tarihte bu tarzda yazarlar çok az. Yani evet. Yazdıklarıyla geçinen. Tabii. Ya da bir geçim sıkıntısı çekmeden yazan yazar sayısı çok az. Proust da bunlardan bir tanesi. Yani geçim derdi yok. Ama çok önemli bir derdi var. Yani astım hastası. Evet. Yani 9 yaşından itibaren o illetle mücadele etmek zorunda. Belli zamanlarda evden çıkamayacak derecede. Ölümüne son 3 senesi hep yatakta geçiyor. Dolayısıyla evet bir tarafıyla iyi bir şartlara sahip, iyi şartlara sahip, maddi açıdan bir sıkıntısı yok. Ama sağlık açısından ciddi sıkıntılar çekiyor. Belki o sıkıntılar, o çektiği hastalıkların bıraktığı, içinde oluşturduğu boşluğu edebiyatla doldur. Yani çünkü hafızaya ve çocukluğuna çok gittiğini, onun üzerinden eserini oluşturduğunu söylüyoruz. Bunu da normal karşılamak lazım. Çünkü normal hayat bir yaşamayamıyorsunuz. Dört duvar içerisinde hayatınızı sürdürmeniz söz konusu. Ne yapmanız lazım bu süre içerisinde? Elbette hafızanızı yoklamanız. Ve kendinize ayrı bir dünya kurmanız gerekiyor. Var olabilmek için, varlığınızı sürdürebilmek için. Yani Proust'un en önemli eseri, yani bu dünyada, hayatta en önemli eseri yazdığı roman. Yani bu boşluk dediğimiz, bu boşluğu hastalığın, o müzminleşmiş hastalığın ortaya çıkarttığı boşluğu, diğer insanlar gibi yaşayamamanın ortaya çıkardığı boşluğu eseriyle dolduruyor. Eserine yoğunlaşarak dolduruyor. Proust bu arada çok mükemmeliyetçi bir yazar olduğunu söyleyelim. Yani arşiv belgelerinden şeylerine, romanın müsvetlerine baktığımızda her sayfası bir çizikle kaplı. Yani bir dil mükemmelliği, bir sayfayı dolduran cümleler söz konusu. Yani çok detaycı, çok mükemmelliyetçi, adeta zihninde oluşanı harflerle bize yansıtmaya, vermeye çalışan bir yazar olduğunu görüyoruz. Bu da onun edebi eserde mükemmeliyetçi olmasından kaynaklanmaktadır. İşte Tanpınar'da da. O zaman bu noktada şey sordum. Çevirisi, yani çeviri ya da bilmiyorum ben, çevirileri konusunda ne söyleyebiliriz Türkçedeki? O da önemli bir konu. Türkçe'ye ne zaman ilk defa tanınmaya başladı Proust? Proust öldükten hemen sonra, pardon, bitirdikten eseri, sonra son eseri yayınlandıktan hemen sonra Yakup Kadri tarafından Türk okuyucusuna tanıtılır. Yani Proust hakkında ilk yazı yazan kişi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Çok övücü bir yazıdır bu. Ve kendisi de ilk defa böyle bir yazı yazmaktan dolayı da mutlu olduğunu söyler Proust hakkında. İki yazı yazar 1928 yılının Şubat ve Mart aylarında. İki yazı yazar Milliyet Gazetesi'nde. Bu yazdığı yazıları da ben ileride bir toplantıda bildire olarak sunacağım. Başka bir Proust toplantısında. Arkasından Proust'a olan ilgi, çünkü Yakup Kadri dönemin önemli bir yazarı. Edebiyat alanında da sözü geçen, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bir yazar olarak Proust'u tanıtması kamuoyundan da ilgi görecektir. Buna beraber Proust çevirilerini beklemek için biraz zaman geçecektir. Türkçe'de 1936'ya kadar, yani Yakup Kadri'nin Proust hakkında yazdığı yazıdan 1936'ya kadar gazete ve dergilerde kayıp zamanın peşindeden fragmanlar yayınlanır. Hmm. Küçücük parçalar yayınlanır. Bir kitap halinde çeviri henüz yoktur.
1936'da ilginçtir. Haydar Rifat Bey adlı bir avukat, edebiyatı da seven bir avukat tarafından Proust'un gençlik dönemlerine, kayıp zaman öncesi dönemlerinde yazdığı Vicomte'un Ölümü adlı eser Türkçe'ye çevrilir 1936 yılında. Ama bu, o Proust'u temsil eden bir eser değil. Yakup Kadri Proust'la ilgili o yazıları yazdıktan sonra 1942'de ilk defa Kayıp Zamanın Peşinde'nin ilk cildini Türkçe'ye çevirir. Hasan Ali Yücel'in teşvikiyle Milli Eğitim Bakanlığı, o dönemde Milli Eğitim Bakanlığı yapan ve çeviri hareketi başlatan, Batı Edebiyatı'ndan sonra da Doğu Edebiyatları'ndan çeviri hareketi başlatan Hasan Ali Yücel'in teşvikiyle Proust'un ilk cildini, Kayıp Zamanın Peşinde'yi çeviriyor. Yalnız orada bir tercüme hatası da dikkatlerden kaçmıyor. Eseri geçmiş zamanın peşinde diye çevirmiş. Yani çok eksik bir çeviri. Birisi kayıp zamanın peşinde diye yazmış eserini. Hatta Yakup Kadri de o sözünü ettiğim o iki yazıda, tanıtım yazısında yitik zamanın peşinde, kayıp zamanın peşindeyi kullanıyor. Ama 42'deki çeviride geçmiş zamanın peşinde başlıkla. Yani Türkçe'de çıkıyor. Herhalde yetik zamandan ziyade geçmiş zaman kelimesi daha sık kullanıldığı için kulaklara daha aşina diye belki de. Olabilir. Olabilir. Evet. O dönemin tabii evet. Okuyucu sosyolojisini de iyi bilmek lazım. Fakat geçmiş dediğimiz şey, eski dediğimiz şey dönemini tamamlamış bir şeydir. Yani yetikle yitik yahut kaybı tamamla karşılayan bir kelime değil. Geçmiş. Yani yitiği bulmak mümkün. Ama geçmişi bulamazsın. Ya da inşa etmek evet. mümkün değil. Proust'un yaptığı zaten yitik olanı bulmaya çalışmaktı. Yani geçmişi anlatmak değildi. Yitik olanı bulmaya çalışmaktı. Dolayısıyla geçmiş zamanın peşinde diye çevrildi. Daha sonra Nasuhi Baydar ikinci cildini çevirdi. Sonrasında bir Proust ilgisi yatıştı diyelim. Bunda da tabii Türk okurunun yahut ne bileyim yayıncısının kaygılarını da anlamak gerekiyor. Bizim Cumhuriyet yıllarında ilk dönemlerde özellikle ve uzun süre hatta 80'lere 90'lara kadar diyebileceğimiz bir sürede böyle bireysel konuları işleyen, psikoloji ağırlıklı, tahlil ağırlıklı romanlar çok fazla. İşte ben ilgi, de onu soruyordum yani. Böyle, ilgi, böyle halkı eğiten, halka bir takım mesajlar falan veren öyle şeyler bekleniyor. Bizim modern edebiyatımızın başlangıcından çok uzun bir süre hatta 90'lı yıllara kadar böyle hep halka mesaj vermesi, siyasi sosyal konuları içermesi, halka bir rehberlik yapması düşünülmüştür. Edebiyata vazife verilen başat vazife bu olmuştur. Dolayısıyla Proust gibi bireysel konuları, çocukluğu, Fransa'daki bir hayatı, üst düzey insanların hayatını, sosyete çevresinin hayatını anlatan bir roman çok fazla ilgiyle karşılanmayacaktır. Ta ki 90'lı yıllara kadar ilk çeviri Yapı Kredi Yayınları'nın bir projesi olmak üzere 96 yılından 2001 yılına kadar Rosa Hackman'e yaptırılacak ve o külliyat 7 ciltlik eser tamamen Türkçe'ye oldukça da başarılı bir Fransızca bilenlerin de onayladığı şekilde başarılı bir şekilde Türkçe'ye çevrilecektir. Çünkü zaten çok büyük bir proje. Yani tabii. Bir çevirmenin 4-5 yılını birden belki de alabilecek yani, bir şey. Böyle bir şey yani. Teklif edilse ne dersin yani? Şimdi bir defa çevirinin zaten bir dilden başka bir dile aktarmanın zaten kendi başına bir zaten bir bilim. Tabii ki. Bir bilim yani çeviri. Pek çok sorunu var. İşte Proust gibi düşüneceksiniz. Fransızcayı çok iyi bileceksiniz. Proust'un ruh haliyle metne yaklaşacaksınız. O dönem Fransızca da bileceksiniz. En önemlisi Proust Türkçe yazsaydı nasıl yazardı?
Yani Türkçe deyimleri, atasözlerini vesaireyi kullanmak için. Nasıl yazardı'dan hareket edeceksiniz. Bu da yani bu da kolay bir şey değil. Ama şunu söyleyeyim ben. Yani Yakup Kadri'nin çevirisini ben çok güzel buldum. Çünkü Yakup Kadri de mizaç olarak da Proust'a yakın. Onun da müzmin rahatsızlığı var. Akciğer rahatsızlığı var. Değişik dönemlerde işte tedavi oluyor. Bazen kısa süreli, bazen uzun süreli. Onun da nekaat dönemleri var. Proust gibi yani dinlenme dönemleri var. Dolayısıyla Proust'la Yakup Kadri arasında tanışmamış olsalar da bir ruh ikizliği, ruh benzerliği söz konusu. Sanki Yakup Kadri Proust Türkçe yazsaydı nasıl yazardı diye. Tabii Yakup Kadri'nin yazar olmasının da getirdiği bir özgüven de var orada. Özgüven var. Bir de ustalığı da unutmamak lazım. O da bir nesir ustasıdır. Yani Yakup Kadri de kendi çapında bir nesir ustasıdır. Bununla beraber demin Nagihan'ın da söylediği üzere yani roman tarzları birbirinden farklı. Daha çok siyasal, sosyal meseleler etrafında batılılaşma gibi herkesi ilgilendiren meseleler etrafında yazmasına rağmen Proust'a ilgi göstermesi ve onu Türkçe'ye, Türk okuruna tanıtması ve ilk çeviriyi, Yitik Zamanın Peşinden ilk çevirini yapması önemli. Tabii bu Proust etkisi Yakup Kadri'de sadece çeviri düzeyinde kalmıyor. Yakup Kadri'nin son romanı 1956'da neşretmiş olduğu Hep O Şarkı da Proust etkisinin direkt olarak görüldüğü bir metin olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama Yakup Kadri burada tabii Proust gibi kendi çocukluğundan ziyade 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı sosyetesinde, saraya yakın kesimde cereyan ettiğini düşündüğü bazı olaylar ve kişiler üzerinde duracaktır. O öyle bir hafızayı ele alıyor. Yani o kurmaca bir hafıza. Şeyinki daha çok Yakup Kadri'ninki. Marcel Proust'un bu sene ölüm yıldönümü. Hatta 18 Kasım 1922'de öldüğü düşünülürse gelecek ay Kasım ayının 18'inde bütün Proust severler onu yeni baştan... Çay içip kurabiye yiyerek. Belki de yani o ritüeli de yerine getireceklerdir zannederim. Çünkü Madeleine kurabiyesini de meşhur eden Proust olmuştur. Proust'un eseri olmuştur. Belki Türkiye'de ve dünyada başta Fransa olmak üzere 18 Kasım'da insanlar çaylarının yanında kurabiyeyi tercih edip bir anlamda da Proust'a yakın olmak isteyecekler ya da Proust gibi olmak isteyeceklerdir. Yani onun yaşadığı aydınlanmayı tecrübe etmek, kendi bünyelerinde tecrübe etmek isteyeceklerdir. Bir kısmı belki başarılı da olacaklardır. Bilemiyoruz. Proust'un 100. ölüm yıl dönemiyle ilgili olarak Türkiye'de yapılan en önemli etkinlik İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı ve Türk Dili ve Edebiyatı ve İstanbul'daki Fransız misyonunun birlikte düzenlediği bir kolokyum şeklinde gerçekleşti. Bu kolokyum 17 ve 18 Ekim tarihlerinde İstanbul Üniversitesi'nin doktora salonunda ve ardından da Edebiyat Fakültesi'nin genel kurul odasında sunulan bildirilerle halka açık olarak ortaya konuldu. Bu önemli. Bu toplantıda ortaya konulan bildiriler etrafında düşünecek olursak Proust'un Türk okuyucusu tarafından da ilgiyle takip edilen bir yazar olduğu ortaya çıktı ve Proust'un yine dünya edebiyatına ve Türk edebiyatına etkileri de geniş bir şekilde alanının yetkin isimleri tarafından izleyicilerle, okuyucularla, Proust severlerle paylaştı. Paylaşıldı. Biz teşekkür edelim hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Marcel Proust'u ele aldık. Size anlattınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.